Karanlık tehlike, bağnazlık. Kur'an yeterlidir. Olmuş şeytanın Allah'a sanırız. Her ümmet içinde kendi nefeslerinden üzerlerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onların üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde verici olarak indirdik. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Yüce Rabbimiz devamlı bize öğüt veriyor. Bizi iyiliğimizi, bizi sevdiği için Allah bizim büyük bir rahmetiyle, şefkatiyle bize hep öğüt veriyor ki düz yola çıkalım diyor. Kur'an Allah'ın sözüdür ve tüm insanlara doğruyla yanlışın, iyi ile kötünün ne olduğunu açıklayan hak kitaptır. Allah Kur'an'da insan yaşamında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgiyi vermiştir. İbadet şekillerini, haramları, helalleri, insan karakterlerini, ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki yaşamın ne şekilde olması gerektiğini, güzel ahlakı, ölüm anını ve ahiretle olan tüm bilgileri hepsi Kur'an'da Allah detaylı şekilde açıklamıştır. İnsan Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. Müslümanın tek amacı tüm hayatı boyunca Allah'ın hoşnut olacağı şekilde yaşamaktır. Allah'ın hoşnut olacağı yaşam ise Allah'ın kendi sözü olan Kur'an-ı Kerim'e tam uymakla olur. İman eden bir kişi kendine Kur'an'ı rehber edinir ve tüm düşüncelerini Kur'an süzgecinden geçirir. Kur'an'ın tüm hükümlerini titizlikle uygular. Kişi nasıl bir bilgi, tecrübe ve kültür seviyesinde olursa olsun başvuracağı tek kaynak Kur'an'dır. Tek ölçü olarak yalnızca Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam şeklini benimser. İçinde yaşadığı toplumun din adına türettiği çarpık ve batıl inançların körü körüne peşinden gitmez. Kaynağı Kur'an olmayan dini bilgilere yani atalarından kalma inanışlara uymaz. Müslümanların batıl inançlardan kopup yalnızca Allah'a yöneldikleri Kur'an'da şu şekilde bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Batıl inançlardan kopmak demek, Kur'an dışında olan her türlü batıl düşüncelerden, ahlak anlayışlarından ve değer yargılarından uzaklaşmak demektir. Katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Allah insanlara İslam dinini seçip beğenmiş ve Kur'an'ı rehber olarak göndermiştir. Bu sebeple Allah'ın Kur'an'da bildirdiği yollar dışındaki tüm yollar, eğer Kur'an'la çelişiyorsa batıldır, yanlıştır ve yalnızca hurafe, bid'at ve zanlara dayalıdır. Tek hüküm koyucu Allah'tır. İman edenler her zaman her yerde Allah'ın emirlerine göre hareket eder. Herhangi bir iş yaparken ya da bir karar alırken o konu hakkında hemen Kur'an ayetlerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine başvururlar. İçinde yaşadıkları toplumun batıl geleneklerine ya da atalarının adetlerine göre değil, yalnızca Allah'ın buyruklarına göre hareket ederler. Allah'ı tek hüküm koyucu olarak kabul etmeyenler ise toplumda yaygın olarak kabul gören batıl uygulamaları Allah'ın hükümlerinden üstün tutarlar. Üstelik bu konuda çok katı ve inatçı bir tutum sergilerler. Doğru olanı vicdanları kabul etse bile kibirlerinden ve bağnaz tutumlarından dolayı asla kabul etmezler. Allah Kur'an'da bu insanlar için şöyle bildirir. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki, ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? İşte böyle. Senden önce de herhangi bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım, mutlaka onun refah içinde şımarıp azan önde gelenleri şöyle demişlerdir.
Gerçekten biz atalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve doğrusu biz onların izlerine, eserlerine uymuş kimseleriz. O peygamberlerden her biri de şöyle demiştir: ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı? Onlar da demişlerdi ki, doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeye kâfir olanlarız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra ayetin tasviriyle Allah'a karşı yalan uydurmuş olan topluluklar türedi. Bir takım kimseler dinde olmayan batıl hükümler, helal ve haramlar çıkardı. Allah'ın Kur'an'da helal kıldıklarına haram, haram kıldıklarına helal dedi. Bunu yaparak dini özünden ve aslından saptırmış oldu. Rabbimiz Kur'an'da şöyle bildirir: ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Bir takım kimseler kendilerine özgü inançları ve uygulamaları olan batıl bir din meydana getirdiler. Allah'ın indirdiği hak dini bilmeyen, Kur'an ayetlerinden habersiz olan kişilerse bunun batıl bir din olduğunu fark etmeyebilir. Bu kişilerin telkinlerine aldanır, bilinçsizce onların peşinden giderler. Allah bu kişilerin durumunu Âl-i İmrân suresinde şu şekilde bildirir: onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu, bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. İnsanların çoğunda Allah adına hüküm koyma ve bilmedikleri şeyleri dine atfetme gibi bir eğilim vardır. Bu nedenle Rabbimiz Nahl suresinde kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırız, dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden dolayı şuna helal bunu haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz ayetiyle insanları uyarır. Ayrıca Saffat suresinde Allah bu kimselere şöyle buyurur: size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi öğüt alıp düşünmüyorsunuz? Yoksa sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? Eğer doğru söylüyorsanız öyleyse getirin kitabınızı. İman eden bir insan için yeryüzündeki çoğunluğun nasıl bir inanca sahip olduğu önemli değildir. Allah'ın indirdiği kitap onun için yeterlidir. Önemli olan Allah'ın Kur'an'da bildirdikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıdır. Nitekim Allah, insanların birçoğunun doğru yolda olmayacağını En'am suresi 116. ayetinde şöyle bildirir: yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Yani çoğunluğun aldığı kararlar eğer Kur'an'a uygun değilse hiçbir şekilde doğruları yansıtamaz. Binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insan aynı eylem içerisinde olsa da bu o eylemin doğruluğunu kanıtlamaz. Kur'an açıktır, anlaşılırdır ve tas tamamdır. Allah Kur'an'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde belirtir. Vicdanlarının sesini dinleyip Allah'ın hükümlerini uygulamada kararlı olanlar için doğruyu bulmak çok kolaydır. Kur'an her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın rahatlıkla anlayabileceği, öğütlerini kavrayabileceği bir kitaptır. Kur'an'ın içerdiği hükümler, ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak, açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah Kur'an'ın bu özelliğini Bakara suresi 185. ayetinde şöyle bildirir: şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an.
Kur'an'ı anlamak için yüksek zekaya ya da yeteneğe sahip olmak değil, derin iman ve samimi niyete sahip olmak gerekir. Çünkü ayetlerde Allah'ın hükümleri son derece açık ve anlaşılırdır. Haram ve helaller birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. İnsanları tereddüte bırakacak tek bir nokta dahi bırakılmamıştır. İnsanlar kendilerine söylenen herhangi bir hükmün doğruluğunu hemen Kur'an'a bakarak anlayabilirler. Allah her konunun açıklamasını ve çözümünü Kur'an'da bildirdiğini şu ayetlerde haber verir. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Bu Allah'ın insanlara verdiği büyük bir kolaylık ve rahmettir. Allah'ın sözleri tas tamamdır. Ancak Kur'an'ı rehber edinen bir insan en doğru bilgilere ulaşır. Kur'an'da Allah'tan başka bir hakem aranmaması gerektiği belirtilir. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Ne var ki Yusuf suresinin 11. ayetinde açıkça bildirildiği gibi her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması olan Kur'an, hurafecilere asla yeterli gelmez. Çünkü onlar Kur'an'ı bildirdiği yolu batıl din anlayışlarına uygun bulmazlar. Hatta bu nedenle tarih boyunca Kur'an'ı tenzih ederiz, bir kısım Kur'an hükümlerinin yeterli olmadığı ve açıklanması gerektiği iddiasında bulundular. Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz şeklinde bir mantık geliştirdiler. Kur'an'ı ancak hadisler yoluyla anlayabiliriz mantığı İslam dünyasına çok büyük zararlar verdi. Çünkü bu mantıkla yola çıkan bazı Müslümanlar din adına uydurma hadislere uymaya başladılar. Bir süre sonra da Kur'an'ı bir kenara bırakarak sadece söz konusu hadisleri kendilerine din kaynağı edindiler. Uydurma hadisler Kur'an ayetleriyle çeliştiğinde ise bu hadis Kur'an hükmünü neshetti yani yürürlükten kaldırdı demeye bile cüret ettiler. Böylelikle de yüzlerce uydurma hadisten kaynaklanan farklı dinler gelişti. İslam dini içinde birbiriyle pek çok konuda çelişen mezhepler ortaya çıktı. Mezhep alimlerinin her biri farklı bir şeyi savundular, hatta birbirlerinin dinden çıktığını düşündüler. İslam aleminin düştüğü bu durum Kur'an'da şu şekilde ifade edilir. Ve elçi dedi ki, Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Gerçekten de İslam aleminin büyük bir kısmının sorunu bugün Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bırakmış olmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak. Kur'an terk edildikten sonra icmaya önem verildi. İcma, herhangi bir dönemde yaşamış din büyüklerinin kıyas delillerine dayanarak şeriat konusunda hüküm koymaları anlamına gelir. Bu kişilerin yol göstericileri Kur'an olmadığı için binlerce uydurma hadis içinde boğuldular, dini hükümleri Kur'an'ın da hadislerin de açıklayamadığı şeklinde bir kanaate vardılar. Ve artık bu din büyükleri İslam adına kanunlar koyar hale geldi. Mezhepler birbiriyle çatışır ve çelişirken bu defa da mezheplerin kendi içindeki icmalar birbiriyle çatışır hale geldi. Her din büyüğünün kendi yorumu hüküm kabul edildi, her cemaat farklı bir uygulamayı esas aldı. Koskoca İslam topluluğu mezheplere, sınıflara ve son olarak da küçük gruplara bölünmeye başladı. Kur'ansa kılıfı içinde duvara asılan bir süs olarak bırakıldı. Bütün bunların sonucunda da İslam camiasının büyük bir kısmı ayette tam olarak belirtildiği gibi Kur'an'ı terk etti. Oysa bir Müslümana Kur'an tek başına yeterlidir. Hadisler Kur'an'la mutabık oldukları sürece doğru ve güvenilirdirler. Kur'an'la çelişen bir hadisin İslam'da yeri yoktur.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları Kur'an'a uymaya çağırmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları katıksızca Allah'a yönelmeye ve Kur'an'ın hükümlerini uygulamaya davet etti. Efendimiz bir hadis-i şerifinde uyulması gereken tek rehber ve tek kaynağın Kur'an olduğunu şöyle ifade eder. Size tutunduğunuz vakit asla dalalete düşmeyeceğiniz şeyi bıraktım. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Ancak buna rağmen Allah'ın söylediklerini yeterli görmeyip kendilerine yeni ve sapkın bir din uyduranlar oldu. Allah bu kişileri Kur'an'da şiddetle şöyle uyarır. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler, bir şeriat kıldılar. Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en mükemmel uygulayıcısıydı. Tüm hayatı boyunca Kur'an'a uygun olarak yaşadı. Müslümanlar için en mükemmel örnek oldu. Tüm uygulama ve sözleri kuşkusuz ki Kur'an'la tam bir mutabakat içindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize kadar ulaşan sözlerinin yani hadislerin bir kısmı Kur'an'ın uygulamalarını yansıtır. Bu sebeple bunların Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ait olduğu açıktır ve sahihtir. Özellikle ahir zamanı işaret eden pek çok hadis günümüzde birer birer gerçekleştiği için değişmeden kalmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak şu bir gerçektir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve uygulamalarıyla hiç ilgisi olmayan bir kısım açıklamalar hadis kitaplarına sonradan eklenmiştir. Bu sözlerin sahih hadislerden ayırt edici özelliği Kur'an'la tam anlamıyla çelişmeleridir. Kur'an'la çelişen bir söz ve uygulamanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olması imkansızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmine yalnızca Kur'an'ın hükümlerini esas almalarını, başvurulması gereken tek kaynağın Kur'an olduğunu söylemiş ve Müslümanlara şu öğütlerde bulunmuştu. Kur'an'a sımsıkı bağlı olunuz ve onu kılavuz ve rehber edinin. Zira o, alemlerin Rabbinin kelamıdır. Ondandır ve ona döner. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyleyse müjdeler olsun. Bu Kur'an öyle bir iplik ki bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikeye asla düşmezsiniz. Kur'an'ı taşıyan İslam'ın bayrağını taşıyan gibidir. Kim ona ikram ederse Allah'a ikram etmiş olur. Kim de onlara ihanet ederse, aziz ve celil olan Allah'ın laneti o kimse üzerine olsun. Bu hadisi şeriflerden de anlaşılacağı üzere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminleri bir iş yapmaktan men ederken ya da onlara herhangi bir şey yapmalarını isterken, kendisine Kur'an'ı ölçü aldı. Onun her sözü Kur'an kaynaklıydı. Yunus suresinin 15. ayetinde kendisine, kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırız. Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyenlere benim kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahiy olunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım şeklinde cevap verdiği belirtilmiştir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın hayata geçirilmiş şekli uygulamasıdır. Allah bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin imanın bir şartı olarak bildirir.
Nisa suresinin 80. ayetinde Rabbimiz peygambere itaat edin, gerçekte Allah'a itaat ettiğini buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini yerine getiren, onun sünnetine uyan bir insan, Kur'an'ın hükümlerini de uyguluyor demektir. Peki hadisler bir Müslüman için gerekli midir? Kur'an'ın indirilişinin ardından geçen yüzyıllarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı uygulamaları ve sözleri hadis olarak bir araya toplandı. Hadislerin Hicri 2. yüzyıldan itibaren yazılı hale getirilmeye başlandığı zannedilmektedir. Söz konusu hadislerin bir kısmı korunabilmiş, bir kısmı ise yanlış aktarılmış, çarpıtılmış veya tamamen uydurulmuştur. Daha önce açıkladığımız gibi bir hadisin gerçekten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü veya uygulaması olup olmadığını bilmek için Kur'an'a bakmamız gerekir. Eğer bir hadis Kur'an ile mutabıksa bu durumda doğrudur. Eğer geleceği işaret eden bir hadis tahakkuk ettiyse, yani gerçekleştiyse bu durumda yine doğrudur. Ama eğer söz konusu hadis Kur'an ile çelişiyorsa bu konuda artık tereddüt yoktur. Hadis hiçbir şekilde doğru kabul edilemez. Çünkü bir Müslümanın olmazsa olmaz yegane kaynağı Kur'an'dır. Kur'an bir Müslüman için yeterlidir. Yüce Rabbimizin hükmü gereği her Müslüman yalnızca Kur'an'dan sorulacaktır. Fakat elbette ki Peygamber Efendimizin Kur'an'a dayalı uygulamalarını veya mucizelerini bilmek de çok önemli bir nimettir. Hadislere uymak bir Müslüman için bir farz vazife değildir. Fakat Peygamber Efendimizin söz ve uygulamaları, geleceğe dair verdiği müjdeler önemli birer yol göstericidir. İşte bu sebeple doğru izahı yanlıştan ayırmak ve günümüze ulaşan gerçek hadisleri teşhis edip anlayabilmek çok önemlidir. Ne var ki hepimizin bildiği gibi uydurulan, yanlış nakledilen, saptırılan, kişilerin kendi isteklerine göre yorumlanan binlerce hadis şu anda İslam dininin en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir. Uydurma hadis ve hurafeler yol gösterici olamaz. Müslümanların önemli bir kısmı yıllar boyunca mevzu hadislere ve bir kısım sözde alimlerin dine katmaya çalıştıkları hurafelere dayanarak Kur'an'dan sistematik olarak uzaklaştılar. Söz konusu mevzu hadis ve icmalara, yani bazı İslam bilginlerinin verdikleri şeriat hükümlerine göre Kur'an'da olmayan birçok uygulama yaygınlaştı. Bu uygulamalar öylesine zorlu ve engelleyici oldu ki birçok insan Kur'an'ı dokunulmaz olarak görmeye başladı. Örneğin, Kur'an'a abdestsiz dokunulamaz hurafesiyle Kur'an okumak zorlaştırıldı. Abdest, Kur'an'da sadece tek bir ayette oldukça açık şekilde açıklanmasına ve son derece kolay olmasına rağmen hurafelerle abdesti bozan sebepler ciltler dolusu kitaplarla anlatıldı. Dolayısıyla Kur'an'a dokunmak adeta imkansızlaştırıldı. Kur'an genellikle okunmaz, sadece bir koruma içinde yüksekçe bir yere asılır ve asla indirilmez. Kur'an'ın bir Müslümanın hayatının en önemli parçası olması gerekirken, hurafelere göre Kur'an, Ramazan ayı, kandil günleri, cenazeler gibi bazı zamanlarda o da sadece Arapça olarak okunabilir. Kişinin Kur'an'ı kendi dilinde okuması ise yine hurafelere göre kesin olarak yasaklanmıştır. Hurafeci inanışta pek çok kişi kendi dilinde Kur'an okuduğunda günaha girdiğini zanneder. Bu nedenle Arapça bilmeyen toplulukların büyük bir kısmı Kur'an'ın içeriğinden dahi habersizdir. Oysa Kur'an her an elimizde olması gereken yol göstericimizdir. Kur'an hayatın her anında
her yerde okunması gereken rehberimiz olmasına rağmen uydurulmuş binlerce kural sonucunda bir Müslümanın Kur'an'ı eline alması dahi mümkün olmamaktadır. Oysa Ahzab suresindeki kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım, evlerinizdeki okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın ayetiyle daima okunan ve hikmeti akılda kalan bir kitap tarif edilir. Yine Bakara suresindeki bir başka Kur'an ayetinde Yüce Rabbimiz Allah, kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım, bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için bir yol gösterici olan bir kitaptır diye belirtilir. Bir kitabın yol gösterici olabilmesi için içindeki yol gösteren hikmetlerin bilinmesi gerekir. Ayetlerde Yüce Kitabımız Kur'an'ın şu özellikleri belirtilir. Bir rehber, yolu aydınlatıcı bir ışık, doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü, ihtilaf içinde olanlara karşı bir delil, bir mucize, kalplerinde manevi anlamda hastalık bulunanlara bir ilaç, sıkıntı içinde olan inanç sahiplerine bir müjde, bütün insanlar için bir öğüt ve hatırlatma, her konuyu detaylı açıklayan bir yasa, düşünmeyi derinleştiren bir yol gösterici, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması, aklını kullananlar için bir uyarı, birbiriyle anlaşmazlık içindeki insanları bir araya getiren bir vasıta. Bütün bunların gerçekleşmesi ancak Kur'an'ı okumak, içindeki öğütleri bilmek ve anlamakla mümkündür. Fakat Kur'an yerine hurafeleri yaygınlaştırma peşinde olanlar ilk yol olarak Kur'an'a ulaşmayı engellediler. Kur'an'a erişmek engellendiğinde bir Müslüman için doğrunun, yanlışın ayırt edilmesinin yolu tıkanmış olur. Dolayısıyla da hadislerin doğruluğunu Kur'an'a göre anlamanın imkanı kalmaz. Bunun yerine hurafe ve sahte hadisler konulduğunda ise Kur'an'dan ayrı yepyeni bir din oluşturulmuş olur. Kur'an'da anlatılan İslam'ı uygulamak kolaydır. Allah afiyet versin. Hoş geldiniz. Allah afiyet versin. Herkese çok şıksınız. Evet, çok şık bir sofra olmuş her zaman gibi. Kur'an'ın yolu her dinden, her fikirden insana şefkat, sevgi, saygı ve koruyuculuk demektir. Kur'an demokrasiyi şart koşar. Kur'an'da fikir özgürlüğü korunur. Kur'an'da tarif edilen Müslümanlar bilgili, eğitimli, açık fikirli, diğer inançlara saygılı, dışa dönük, modern, kaliteli, sanat ve estetiğe önem veren, birliğe, dostluğa ve sevgiye değer veren insanlardır. Kur'an'da nefret, tahammülsüzlük, çatışma, kavga, zorbalık, dayatma, tehdit, mutsuzluk, öfke ve savaş yoktur. Allah dinini insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır. Tüm emir ve hükümleri insanların fıtratına en uygun şekildedir ve hiçbirinde bir zorluk yoktur. Kur'an'da haramlar oldukça azdır ve kesin, net hükümlerle bildirilir. Tartışmaya veya yoruma açık değildir. Örneğin, adam öldürmek, zina etmek, faiz almak, domuz eti yemek, kan içmek gibi hükümler Kur'an ayetleriyle kesin ifadelerle bildirilmiş haramlardır. Bu Kur'an'ın önemli bir özelliğidir. Ayetleri kendi isteklerine göre yorumlayarak haram üretmeye çalışan kişiler daima kendilerince çıkarımlarda bulunurlar. Oysa Allah haramları kesin ve net hükümlerle yasak etmiştir. Hak din, insanların üzerindeki tüm külfeti, zorluk getiren tüm ağırlıkları kaldırır. Allah Kur'an'da dinin kolay olduğunu, dinine tabi olanların da işlerini kolaylaştıracağını şöyle bildirir. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetler doğrultusunda din kolaylıktır diye buyurarak insanları dini yaşamaya davet etti.
İnsanların dinde zorluk olarak gördükleri uygulama veya inançlar, dine sonradan müşrikler veya insanları dinden uzaklaştırmak isteyen inkarcılar tarafından eklendi. Hak dinin bir parçasıymış gibi insanlara aktarıldı. Bazı kimseler de kendilerini daha takva göstermek için zor olanı yapmanın daha makbul olacağını düşünerek gösterişe yönelik bir din anlayışını benimsediler. Oysa Peygamber Efendimiz yanındaki Müslümanlara her zaman dini kolaylaştırmayı emretmişti. O halde salih Müslümanlar bu emre itaat etmeli ve insanlara kolay olanı zor göstermenin vebalini yüklenmemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir hadisi de şöyledir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin. İhtilafa düşmeyin. İnsanın tek yapması gereken, Kur'an'da Allah'ın insanlara emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarından kaçınmaktır. Allah her şeyi insanlar için kolay kılarken, dini zorlaştırmaya çalışanlar, ahirette bunun sorumluluğunu yüklenmiş olarak hesap verirler. Sonuç. Eğer dünyada hurafelere değil de gerçekten İslam'ı yalnızca Kur'an'ı rehber edinerek uygulayan bir ülke olsaydı, o ülke bilimde ve sanatta gelişmiş, eğitim ve yaşam seviyesi çok yüksek, kaliteli, barışçıl, sevecen, tüm dünya halklarıyla birleşme yanlısı, barış öncüsü, Musevileri, Hristiyanları, ateistleri kucaklayan, her ideolojiden insana saygı duyan, dünyaya huzur ve güvenlik getirmeyi misyon edinmiş, kendisinden çok ihtiyaç içindekileri düşünen, sevgi dolu ve neşeli bir ülke olurdu. Bu ülke halkı çok kaliteli olmasının yanı sıra ultra modern ve ultra demokratik bir yaşam tarzına sahip olurdu. Her fikir rahatlıkla söylenebilir, her görüş özgürce açıklanabilir fakat bu olurken hakaret, saldırı, tahammülsüzlük ve şiddet asla olmazdı. Mal bir kenara yığılmaz, Kur'an'ın yoksulu korumaya ve kendi nefsinden önce kardeşinin nefsini düşünme düsturuna dayalı yaşam şekli hakim olurdu. Buna göre zaten yoksul da olmazdı. Böyle bir sistem, dünyadaki bütün insanların tam anlamıyla rahat yaşayacağı, dünyadaki bütün ülkelerin mutlu ve memnun olacakları mükemmel bir sistem olurdu. İşte Müslümanların üzerindeki sorumluluk, Kur'an'ı rehber edinerek dünyayı böylesine cennet gibi bir ortama dönüştürmektir. Bu belgesel serimizin diğer bölümlerinde Kur'an'daki İslam ile hurafelere dayandırılmış yanlış İslam anlayışlarını kıyaslayacağız. Gerçek Kur'an'a uymanın insanın fıtratına ne kadar uygun olduğunu, sevgiye dayalı İslam anlayışının insanlara ne kadar kolaylık, huzur ve mutluluk getireceğini anlatacağız. Güzeller güzeli İslam dinimize sonradan eklenmeye çalışılan Kur'an dışı uygulamaların, yani hurafelerin ise insanın yaratılışına ne kadar aykırı olduğunu, insanlığa nasıl belalar getirdiğini ve çelişkilerle dolu olduğunu hep beraber göreceğiz.